Bugün tanıman lazım ekibi olarak Saklı Kent'te Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikte sizlerle birlikteyiz. Tanıman lazım programından herkese merhabalar. Ben Hasan Hüseyin Alkan. Bu programda ne yapacağız biliyor musun? Toplulukların etkinliklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, daha birçok şeyini bu programda sizlere aktaracağız. Merhaba arkadaşlar, Tanıman Lazım programına hoş geldiniz. Ben Hasan Hüseyin Alkan. Şu an neredesin diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şu an nerede miyim? Şu an Akdeniz Üniversitesi basın yayın topluluğuna geldik. Bu toplulukta neler konuşuluyor? Bu topluluğu diğer topluluklardan farklı kılan şey ne? Bu kapının ardında bizleri neler bekliyor? Haydi gelin de beraber görelim. Hayatta kimseyi örnek almadım. En enteresan tarafım oydu. Yani genelde yalnız çocuklardık hepimiz. Yani hiçbir kitap tek bir mesaj verir diye düşünmüyorum açıkçası. Yani hani kim yazar kendinden yola çıkar ama insanların hepsi aynı sonuçta. Kendi çıkarımlarını yapar. Abi Türk mutfağında en beğendiğin yemek ne? En beğendiğim bir şey var mı abi? En beğendiğim bir şey bunu cennetli gibi ya abi, yemin ederim ya. Merhabalar. Merhaba. Kepes Kitaplarına hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, ben Türk sinemasının karakter aktörlerinden Yavuz Karakaş. Antalya Kitaplarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle size şu soruma başlamak istiyorum sormaya. Yazmak sizin için neyi ifade ediyor? Çok güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah düğünlerlik 3 çekilir. Gerçekten ben de çok istiyorum. Türkiye'de fotoğrafçılık denince akla hemen onların isimleri gelir. Coşkun, Aral ve Mustafa Sever. Öğrenciler Akdeniz Üniversitesi'nin ağırladığı bu iki önemli ismi dinlemek için konferans salonunu doldurdu. Hocam Altın Portakal Film Festivali'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan'cığım. Sen de hoş geldin. Hocam festival nasıl gidiyor yani? Nasıl düşünüyorsunuz? Festival hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi gidiyor. Çok geleneksel bir festival. Öncelikle merhaba. Merhaba. Ben Akdeniz Üniversitesi'nden geliyorlar. Hüseyin. Hüseyin, evet. Doğru söylüyorum. Tamam. Sor bakayım. Mehmetçik Kuturamari dizisinde Hasan rolündeydiniz. Aynen. Hasan rolüne hazırlanırken hazırlanma süreci nasıldı? Yani... Abi Hasan rolüne hazırlanırken şöyle bir şey vardı. Hasan karakteri, yani dizide aslında birçok karakterde şive olacaktı. Karadeniz filmlerinin vazgeçilmez bir oyuncusu oldun artık. Yani Oflu Hoca'nın şifresi, Sümena'nın şifresi, Moskova'nın şifresi olsun. Çetin abi, oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi? Nasıl oldu da hani oyunculuğa yöneldiniz? Çocukluğumda da vardı yani, okul döneminde bir şey yapar ya, böyle bir peydah olur ya, insanı çıkar ya ortaya, böyle şey kurtuldu. Vardır ya grubun, sınıfın, okulun, arkadaş grubunun bir kurtuluşu vardır ya. Aynen. Ben öyleydim. Sevgilime Göz Kulak Ol tiyatro oyunu varmış. Sevgili Aydan Şener'le birlikte bir oynadınız. Evet. Yani o oyun sizin için ne ifade ediyor, nasıl bir oyundu? Aydan Şener bir kere benim canımdır. Önce oradan başlayayım. Aydan Şener'le bu bizim ikinci başrol tiyatro oyunumuzdu. Sinema ile diğer sanat dallarının iç içe olduğu program Sinemat programına hoş geldiniz. Sinemat ile Evde Kal 4. bölüm konuğumuz değerli yönetmen Güneş Güneş.
Hocam onun dışında hani yine benim de hocam Anzak Askeri olduğum bir proje vardı, Tutuş Dondurma filmi. Orada yine ekipte bulunduk. Tutuş Dondurma projesi yani nasıldı sizin için? Kezbir Nirvana, BMC Tura otomotiv reklamı gibi hani Kemal Tancı reklamı gibi birçok reklamda yer aldınız. Evet. Peki hani reklam çekiminde ne gibi elemelerden geçiyorsunuz? Hani o çekime gelene kadar, hani seçilene kadar. Reklamlar şöyle. Önce bir yaş kriteri. Sinemayla diğer sanat dallarının iç içe olduğu program Sinemat programına hoş geldiniz. Bu haftaki Sinemat ile Evde Kal programımızın konuğu değerli yapımcı Zeynep Atakan. Merhabalar. Merhaba hocam. Hocam bakın öncelikle bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek tabii ki. Ben elimden geldiği vakit ayırmaya çalışıyorum aslında.